vakar ve cefakar Türk kadınları. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi malumunuz devleti kuran partidir. Kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Ama erleri cephede savaşırken kadınları cepheye silah taşıyordu. Bunlardan bir tanesini anlatacağım sizlere. Halide Edip Sakarya Meydan Muharebesi'nde Ankara'ya öğretmenleri toplamak üzere toplantıya çağırır. Gündelik gözleri görmeyen, çamaşırcılık yapan bir yaşlı kadın der ki oradaki kadınlara elleriyle dokunarak, kızım ne olursunuz bana Halide'yi bulun, Halide'yi götürün der. Onun kolundan tutarlar, Halide Edip Adıvar'ın yanına kadar götürürler. Halide Edip, önce Halide Edip'i güzelce sever, saçlarını okşar. Yavrum, Kemal'in ordusu zor durumdaymış. Gündelik olarak çamaşırcılık yapıyorum. Elini avucunda sıktırdığı o gündelik olan gündeliğini, parasını Mustafa Kemal'in ordusuna, Türk ordusuna vermiştir. İşte Anadolu kadını budur. İşte Cumhuriyet Halk Partili kadın budur. Bu meydanlarda savaşları kazanan asıl cephe arkasında ve cephe önünde Türk kadınıdır. Onun için ben Türk kadınını bir kere daha, Anadolu kadınını alkışlıyorum huzurunuzda. Değerli arkadaşlarım, elbette ki seçimler daha iyi olsun diye yapılır. Daha iyi yapacağım diye listeler gelir. Hiçbiriniz kaybetmeyeceksiniz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Eğer il başkanı olarak da bunu söylüyorum ki, adaletten, eşitlikten, hukuktan bir gram dahi ayrılırsam ve ayrılmayacağım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de zarar vermek isteyen her kim olursa da onun karşısına dikileceğim. Burası halkın partisi. Halka açık parti. Herkes gelmeli. Üye olan olmayan gelmeli ve itibar görmeli. Derdi varsa derdini çözüm bulunmalı ve kadınlarımızın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmasını istiyorum. Saygılarımla hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Şehir Kadın Kolları seçimini yapacağız. Akibinde de seçilen iki tane arkadaşımız aday adayı. Birisi mutlaka seçilecek. Seçilen arkadaşlar ben başarılar diliyorum. Bizim 51 köyümüz, 35 mahallemiz var. Elbette önümüzde yarın bir seçim varmış gibi. Seçilen arkadaşlarımızla birlikte biz 51 köyü karış karış dolaşıp tekrar merkez 35 mahalleyi dolaşıp tekrar partimizi iktidara hazırlamak için elimize gelen çabaları göstereceğiz. Ama şunu özellikle bahsediyorum. Biz Burdur'da merkez şu olarak gittiğimiz her köyde inanın oylarımızı %70'e yakın bir artış yaptırdık. Ve bu da bize Burdur'da 3. il genel meclisini çıkarmamızın netice sağladı. Aynı zamanda da Burdur genelinde bizim bugüne dek 3 tane 4 tane il genel meclisimiz vardı. Bugün bunu biz 11'e çıkardık. Ve Burdur'da biz iktidarız. Yarın önümüzdeki seçimlerde biz mutlaka Burdur'da 2 değil 3. milletvekilini yormak istiyoruz. Ama şu haline gidersek biz iki milletvekilini garanti gözüyle görüyoruz. Ama tabii bunun neticesinde kadınların eli çok olması lazım. Biz ne kadar kadınlarla sahaya gittiğimizde erkekler gidiyor ama kahve köşelerine sağda solda düşüyor. Ama kadınlar olursa kadınlar birebir evlerin kapısını çalıyor ve daha başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ben iki adaya da başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Başkanlığı'na. Sayın Divan, sevgili yol arkadaşlarım, ilçe kongremize önceden planlanan başka bir program nedeniyle maalesef katılamıyorum. Siz değerli kız kardeşlerimi ve yol arkadaşlarımı
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. AKP iktidarı ülkemizi yoksulluk ve yoksulluk kıskacına hapsetti. Her gün en az 3 kız kardeşimiz katlediliyor. Kadın cinayetlerine sayı olarak bakan iktidar ise kazanılmış haklarımızı budamaya çalışıyor. Medeni kanunu sil baştan yazmaya kalkıyorlar. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanunu budamak istiyorlar. Kadınların 3 kuruşluk yoksulluk nafakasına göz koyuyorlar. Laikliğin altına dinamit döşenmek isteniyor. Kız çocukları eğitim hayatının, kadınlar ise istihdamın dışına itiliyor. Binlerce anne çocuğuna yedirecek bir lokma ekmek dahi bulamıyor. Engellisi, yaşlısı, bakıma muhtaç hastası olan kadınlar eve mahkum ediliyor. Yaşanan bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamaları durduracağız. Örgütlendikçe güçlenecek, güçlendikçe örgütleneceğiz. Her zaman dediğimiz gibi kadın umuttur, mücadeledir, emektir, azimdir, gelecektir, cesarettir, eşitliktir. Yaşam kadındır. Bizler sımsıkı kenetlenerek önce partimizde sonra Türkiye'de eşitliği yükselteceğiz. Başardıklarımızla kendimizi sınırlandırmadan daha fazlası için çalışacağız. Dayanışmayla AKP zihniyetini alaşağı edeceğiz. Kongremizin partimizdeki eşitliği ve dayanışmayı yükselteceğinden, birlik ve beraberlik duygularımızı büyüteceğinden eminim. Şimdiden yeni seçilecek olan ilçe başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde altı oka olan tüm bağlılığımızla, örgütümüzün gücüyle eşitliği hep birlikte inşa edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Aylin Nazlı Aka. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çarşamba isteyen var mı? Yok. İki kadın adayımıza çıktıkları yolda başarılar diliyorum. İnşallah hak eden kazanır. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi kazanır diyorum. Hangisi olursa. Şimdi benim devraldığım Merkez İlçe Kadın Kolları dönemi 2022 Kasım ayında başlıyor. Atanarak geldim. Seçimle gelmedim ben. O dönem arada bir atama oldu. Ve kendimi gerçekten bir ikinci ailem olarak gördüm örgütü. Devlet memurluğundan gelmeyim. O yüzden daha önce siyasi faaliyetlere girmem yasaktı. Hemen emeklilikten sonra koşa koşa geldim ve ailem olarak sıcacık karşılamalarla mutlu oldum. Umarım yeni ekibimiz de aynı mutluluk, aynı uyum içerisinde merkez ilçemizde devam ederler. Kadın isterse çok şey başarır mutlusuyla yola çıktım ben partiye geldiğimde. Bir dinamik, enerjisi çok yüksek bir ekip kurarak sahaya indik hep birlikte. Kimi zaman ilk kadın kollarımızla birlikte ev ziyaretlerine, kimi zaman merkez içi yönetimimizle köylerimizdeki düğünlerimiz, ölümlerimiz, hastalıklarımız, vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Kısa bir süre sonra maalesef asma felaketi de dediğimiz ülkemizde bir deprem yaşandı. Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkun Ercengiz'in başlattığı bir yardım kampanyasına elimizden ne geliyorsa diyerek kolları sıvadık ve yardım etmeye çalıştık. Aynı zamanda partimizden yardım isteyen elimize gelen depremzedelere mümkün olduğunca imkanlarımızı hatta zorlayarak elimizden ne geliyorsa yardımda bulunduk. Bu manevi huzur da başka bir kısmıydı. Bundan hemen yine kısa bir süre sonra bizi bekleyen bir genel seçimimiz vardı. 2 ay sonrasında falan bir genel seçim takvimi belirlendi. Takvim belirlenir belirlenmez biz hemen merkez içi yönetimimizle oturduk. Bir plan yaptık, bir çalışma planı yaptık. Derhal bize bağlı olan köyleri taramaya başladık ilk başlarda. 51 köyü tek tek bütün kapıları çalarak
Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmaya çalıştık. Milletvekili sayımızı en az 2 olacak şekilde uğraştık. Cumhurbaşkanlığını almak için gayret ettik. Evet, iktidara gelemedik. Evet, 2 milletvekili gönderemedik. Ama Burdur'da oyumuzu arttırdık. O yüzden emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum ekibim olarak. Genel seçimlerin hemen ardından sonra yine kadın toplantılarımıza devam ettik. Yine vatandaşlarımızın özel günlerinde, iyi ve kötü anlarında yanlarında olmaya gayret ettik. Bu yıl geçirdiğimiz bir yerel seçimimiz vardı, 31 Mart yerel seçimlerinde. Bunun için de hedefimiz öncelikle il genel meclis üyelerinin ve mevcut belediyemizin korunması için ne gerekiyorsa yapmaktı. Yine köylerimizi, 51 köyümüzü tek tek kapı ziyaretleriyle ziyaret ederek hedefimize ulaştık. Burdur merkezde 3 tane il genel meclisi çıkarmasına neden olduk. Tabii ki onlarla birlikte, hep birlikte daha doğrusu. Sonra arta kalan vakitte merkez mahallede belediyemiz için kampanyalarına, çalışmalarına katıldık. Elimizden ne geliyorsa yine ortaya koyduk. Takdir sizlerin. Bence şu 2 yıl, tam 2 yıl olmadı, eksiğim var ama 1,5 yılı biraz geçti. Vicdanım çok rahat. Gerçekten özveriyle bütün ekibim güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Ama bilerek yaptığımız bir eksik değildir. Bazen yetersiz kalmamızdandır. Bazen imkansızlıklardandır. Çünkü çoğu zaman araç sıkıntımızı yaşıyoruz. Maddi eksikliklerimizden dolayı yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. O yüzden elbette ki eksiklerimiz vardır. Tabii bu başarımızın biraz da nedeni merkez ilçeyle çok uyumlu çalışmamızda. Oradaki merkez ilçe yönetimine de tekrar teşekkür ediyorum. Şu an içimizde varlar tabii ki. Teşekkür ediyorum uyumlarından dolayı, yardımlarından dolayı. Sizlere de başarılar diliyorum yine arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sayın Divan, Sayın İl Kadın Kolları Başkanlarım, değerli misafirler, partimizin değerli kadınları, basınımızın güzide temsilcileri, 15. Merkez İlçe Kadın Kongremize hoş geldiniz. Burdur'un yerli ve köklü ailesinin 1972 yılında doğan, dünyaya gelen ilk çocuğuyum. Eğitim hayatımı Burdur'da tamamladım. 1989 yılında evlendim. 2 kız çocuğu annesiyim. Eşimi erken yaşta kaybettikten sonra tüm hayatım boyunca mücadeleci, çalışkan ve azimli bir kadın oldum. Ailemi ayakta tutabilmek için, çocuklarımı yetiştirebilmek için çeşitli kuruluşlarda ve özel şirketlerde çalıştım. 5188 sayılı özel güvenlik yasasının çıkmasıyla Burdur'da ilk silahlı özel güvenlik belgesi alan kadın unvanını kazandım. 1995 yılında Burdur Belediyesi'nde işe başladım. 1 Mayıs 2019 yılında emekli oldum. Emeklilikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif çalışmaya başladım. 31 Mart yerel seçimlerinde meclis üyeliği adaylığı için seçimlere girdim ve 3. asil yedek olarak meclis üyesi sıralamasında mazbatamla yer aldım. Şimdi de daha aktif çalışmak, kadınlarımızı en iyi şekilde temsil etmek, partimize daha faydalı olabilmek ve partimizi iktidara taşıyabilmek için Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na aday oldum. Başkan seçilmen durumunda çalışkan, nezih ve başarılı Cumhuriyet kadınlarından oluşan ekibimle tüm kadınlarımızın sesi olmak için sahalarda olacağız. Birlik ve beraberlik içinde bütünleşen bir örgüt olmak için Burdur Merkezi 35 mahallesinde 51 merkez köyünde tüm kadınları örgütleyerek tüm gücümüzle çalışacağız. Sevgi ve saygı, çalışkan bir yönetim anlayışıyla tüm partili kadınlarımıza
kapılarımızı ardına kadar açacağız. Geleceğimizi kadınların ellerinde yükseltmek en büyük hedefimizdir. Bunu başarabilmemiz için hepinizin desteklerini bekliyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolları başkanlarım, değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ey kahraman Türk kadını, sen her yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Sözleriyle başlamak istiyorum. Şimdi kızlar, sizlere kısaca hayat hikayemden bahsedeceğim. 1968 yılında Burdur'un Karaman ilçesine doğdum. İlk ve orta tahsilimi Karaman'da tamamladım. 1986 yılında evlendim, İzmir'e yerleştim. İki çocuk annesiyim. Çocuklarımın okuduğu okulda okul aile birliği, halk oyunları ve yıl sonu etkinliklerinde gösteri programları hazırladım. 2002 yılında Burdur'a geldim. 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. 2009 yılında yerel seçimlerde meclis üyesi sıralamasında 16. sırada yer aldım. Kısacası çalıştığım yerler Burdur Devlet Hastanesi, Halkbank, Şekerbank, Akbank ve bu gibi bankalarda, İşkur gibi resmi dairelerde çay ve temizlik işlerinde çalıştım. Temizlik şirketlerinde organizatörlük yaptım. Muhasebe bürosunda aşçılık yaptım. Tuhafiye dükkanı işlettim. Sosyal Yardım Başma Vakfı ve Burdur Belediyesi'nde kıyafet bölümünde çalıştım. 2014 yerel seçimlerde Bahçelievler Muhtar adayı oldum. Az oyla muhtarlığı kaybettim. 2010-2015 tarihler arasında Merkez İlçe Yönetimi'nde görev aldım. Merkez İlçe Sekreterliği yaptım. Hala görevim devam etmektedir. Kısacası her zaman emeğin en yüce değeri olduğuna inandım ve emekten geliyorum. Saygıdeğer partilerimiz, 2008 yılından bu yana partim için elinden geleni yaptım. Çorba dağıt dediler, dağıttım. Temizlik yapılacak dediler, yaptım. Ve buna benzer daha çok işler yaptığıma eminim. Partililerimizi kendimi tanıtmış oldum. Ayrıca onlar da beni tanımış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetmeliğini öğrenmiş oldum. Canımdan çok sevdiğim partime hizmet etmek için, kadın emeğini ve dayanışmasını daima savunmak için Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na aday oldum. Kısaca bir sözle konuşmamı bitirmek istiyorum. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır. Birlikte hep beraber güzel işler başaracağımıza eminim. Fotoğraf alabilir miyiz teyze? Uçku. Aa, attı mı teyze?